bu rakamlarla ilgili, yani kesin rakamların ifadesi bildiğiniz gibi Sağlık Bakanımıza ait. Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk kez Interbolu TV'de yayınlanan organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında pozitif vaka görüldüğü haberinin ardından yaşanan gelişmeleri ilk kez açıkladı. Bir tane fabrikamızda yapılan testler neticesinde birkaç tane pozitif vaka tespit edildi. Bu vakanın üzerine fabrikanın sahibi işverenimiz bizimle irtibatlı olarak, yani Sağlık Müdürlüğü ile benimle irtibatlı olarak kendi personelinin moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla iki iş yaptı. Bir tanesi 3 gün izin verdi. Yani fabrikayı kapattı, 3 gün izin verdi. Bir tanesi bu süre içerisinde, bu izin içerisinde testleri yapalım. Eğer varsa hakikaten pozitif vakalar tespit edilsin. Yoksa herkes çalışmaya devam etsin diye. Şimdi yarından itibaren şeyle beraber, yani sağlıklı olan müşteriler, sağlıklı olan çalışanlarıyla birlikte söz konusu fabrika çalışmalarına başlayacak. Bu fabrikanın yönetiminin, fabrika yönetiminin almış olduğu bir tedbir ve insani bir tedbir. Şimdi arkadaşlar, kimisi ayakta geçiriyor, kimisi yatarak geçiriyor. Bunların tamamı kontrol altında. Fabrika çalışanlarının testlerinin mallik kontrolü altında olduğunu belirten Ümit, her firmaya test yapılmadığını söyledi. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış, onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı firmalar tarafından test yapılıyor. Her firmaya test yaptırılmıyor. Ve sonuçta, yanlış hatırlamıyorsam, toplamda 10 tane yok. Yani 1000'e yakın test yapıldı, toplamda 10 tane yok. Tam rakamı şu anda hatırlayamadığım için bu şekilde ifade ediyorum. Onlar dinlendirmeye alınacak, izole edilecekler. Onun dışındakilerle birlikte yarından itibaren söz konusu fabrika tekrar çalışmalarına başlayacak. Yani diğer fabrikalarımızda da benzeri uygulamalar olabilir. Bunu lokal kaldığını ve kalacağını varsayaraktan, sizlerin vicdanınıza bırakaraktan ifade ediyorum. Vali Ümit, Bolu'nun Türkiye ortalamasında iyi bir durumda olduğunu belirterek bağışıklık görülmeye başlandığını, ancak bağışıklık ortaya çıktı diye tedbirlerden vazgeçilmeyeceğini belirtti. Şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Kurallara tam olarak uyma gayret içerisinde olmamızın neticesinde iyi olarak gayet iyi geldik. Şu anda da yine Türkiye ortalamasına göre yine iyiyiz. Yani şöyle ifade edeyim size. Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan Türkiye ortalamasının yapılan testlerin %2'si, %2,5'u falan pozitif çıkarken bugün bu %10'lara tırmanmış durumda. %9'a tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor. Aynı zamanda bir bağışıklık da söz konusu olmaya başladı. Yani bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu ya da olacak diye biz hiçbir şekilde tedbirlerden vazgeçemeyiz. Her zaman başta da ortada da sonunda da söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarını kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu uygulamada mutlaka bunlar olmazsa olmaz şartımız. Eğer biz maskeden vazgeçersek hastalık derhal yayılabilir, yayılıyor nitekim. İstanbul'da ya da başka yerlerde hastalığın biraz daha, virüsün biraz daha fazla yayılmasının kanaatimce en önemli sebebi belki bu uygulamalarla alakalı olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü gittiğimizde bazı şeyleri görüyoruz.